sağlık görevlileri onun için şu anda sahanın içindeler. Johan Elmander şimdi ayağa kalkıyor. Sakatlandı. Baroş da kenarda şu anda. Hemen geldi. Özveriyle devam etmeye gayret etti takım adına. Çok savaşan, mücadele eden, savunmayı ta rakibin ceza sahasından başlatan bir isim olarak aklımızda kaldı performansı. Bu sezon Elmander'in ve Johan Elmander oyuna devam edemiyor. Şimdi bir doktorlardan da tabii ki tedavi sonrasında Baroş hazırlanıyor ama Elmander bekleyin dedi teknik heyete. Bir durma, doktorlar baksın işareti yaptı. Elmander işte ayağını böyle bandaj yapıldı. Topuğuna bandaj yapılıyor. Ve işte bütün bir sezonun emeği, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu alacağı kupa ve bu görüntü Elmander. Elmander tekrar oyun alanına döndü değerli seyirciler. Tedavi tamamlandı. Gökhan sekerek devam ediyor. Biraz daha deneyecek galiba kendini. Johan Elmander. Selçuk. Melo top istedi hemen yanında. Felipe Melo. Emre karşısında. Melo gitti. Melo şimdi pas. Elmander vurdu top dışarıda. Johan Elmander. Galatasaray gole yaklaşıyor Kadıköy'de. Elmander evet. Şimdi değiştirin diyor. Bu vuruşu da istediği gibi yapamayınca başta şu ana kadar ki en net pozisyonu Johan Elmander'le Galatasaray böyle yakalıyor değerli seyirciler. Baroş yine dördüncü hakem Yunus Yıldırım'ın yanına geldi. Elmander devam edemeyecek sevgili izleyiciler. İşte bu işareti yaptı kenara. Johan Elmander bu sezon 12 gol attı. 2-0 Fenerbahçe karşısında süper finalde golü yoktu. Elmander yerini Milan Baroş'a bıraktı. Thank you.
Yani dün ben dedim ki inşallah ayağına bir şey olmadı. Sedye'yle çıktı dışarıya. Tabii. Sedye'yle çıkıp gelip maçı çevirdi. Evet. Şimdi bu sadece iyi oyunculukla alakalı bir şey değildir. Bu yüksek karakterle alakalı bir şeydir. Çok yüksek bir karakter var. Orada ya kardeşim yeter ben çıkıyorum diyebilirsin. Böyle bir şey yapma. Asla maçı var. Bu açıdan hakikaten Galatasaray taraftarı ne kadar sevse yeridir azdır. Devam ediyor. Derin pas eden ama koşuyla Muslera çıktı. Muslera'nın hamlesi ve topu alıyor. Sakatlandı. Tam kritik bir hamle. İki oyuncu da yerde kaldı. Attılar acaba? Yani işte acı içinde üstlere.